Sinema izlemeye geldik. Sen ne yapacaksın burada? Ben de sinema izlemeye geldim. Hangi filmi izleyeceksin? Çekmece. Ben de bilmiyorum ki. Hadi koş, kaçırma. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklarla birlikte sinemanın yolunu tuttu. Bu çocuklarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu okullardan, belirlenmiş ailelerden seçiyoruz. Daha çok dezavantajlı bölgelerdeki dezavantajlı okullarımızdan alıyoruz. 100 çocuk seçildi. Birçoğu daha önce beyaz perdenin karşısına hiç geçmemişti. Sinema deyince akla ilk gelen şeylerden biri de Mısır. İşte Mısırsız olmaz sinema. Toplum Destekli Polis'in maskotu Jean Paul de çocuklara bizzat kendi elleriyle mısırlarını ve meyve sularını verdi. Çocuklarsa ardından sinema salonunun yolunu tuttu. Ne yapıyorsunuz? Bizi izle, sen ne yapıyorsun? Eline mısır almışsın. Meyve suyun da yanında. Hiç yiyorum, sinema izliyorum, ne yapayım? Hangi filmi izleyeceksin? Haberi çekmeyeceğim. Korkunç bir film. Siz hangi filmi izleyeceksiniz bakalım? Ne izlemeye geldiniz? Bilmiyoruz korku ki. Abi, korku daha güzel oluyor. Bilmiyoruz. Daha güzel oluyor. Evet. Sen ne istiyorsun? Ben Recep İvedik istiyorum. Doğru söyle. Hem film izleyeceğim hem de eğleneceğim. Ne tarz filmleri seversin? Rambo, Jackie Chan, Şemal Sunal. Polisleri çok seviyorum. Onlar bizim için bizi buralara getirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Film gösterimi öncesi birçoğu heyecanlıydı. Kamerayı görünce önce biraz çekindiler ancak kısa süre sonra mikrofonu kapan bırakmak istemedi. Her biri de şarkı söylemeye oldukça meraklıydı. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Adını dağlara yazdım yârim. Ben de Recep'i dedi istiyorum. Ben şapan bir şarkı söylesin hocam. Hatıp dalıktadır bana şimdi onu geçmez oldu buradan buradan kardeşin yolu kapımı çaldı da bir kara yazın. Arkadaş mısınız normalde? Evet, ben de konuştum. Evet. Babamı çok seviyorum. Evet. Anamı çok seviyorum. Anam seni saraylarda yaşatacağım. Babamı çok seviyorum. Onu saraylarda. Recep Tayyip'in Erdoğan'ı seviyorum. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorum kolları. Hadi hadi. Hadi hadi. Ve beklenen an geldi. Çocuklar Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı animasyon filmini gözünü kırpmadan izledi. İzlediğim en iyi filmlerden biriydi bence. Sen nasıl buldun filmi? İyi. Ne anlatıyordu film? Evliya Çelebi'nin gezdiği yerleri. Kimmiş Evliya Çelebi kimmiş? Bilmiyorum ki ama. Sen nasıl buldun? Güzel miydi? Evet. Daha önce gelmiş miydin sinemaya? Şimdi ne izledin? Film izledik. Öyle bu şeyler, kuşlar, ördüklerini, filmi öyle izliyoruz. Ne, Evliya Çelebi diyorlar. Duydun mu Evliya Çelebi daha önce? Duydum ama duymadım, şimdi duyuyorum. Recep İvedik daha güzel İlk bunlar. İlk uçan adam. Ne? İlk uçan adam. Kim? Evliya Çelebi. Çocukları sinemadan sonra bir sürpriz daha bekliyordu. Şimdi yemek yiyeceğiz, sonra da eve götürecekler bizi okulun önüne. Yemek yerken polis maskotu Jean Paul de çocuklara eşlik etti. Kız mıymış, erkek miymiş, gerçek polis mi varmış soruyordum biraz önce, öğrendin erkek mi? Erkek polis varmış, gerçekmiş. Konuştun mu, nasılsın dedin mi? Evet, biraz önce geldi yanımıza. Tanıyor muydun daha önce? Evet, ilk geldiğinde görmüştüm. Diğer polislerden farkı ne? Ya o biraz daha çok büyük, kocaman kafası var. Sık.